Utku Reyhan konuğumuz, USMER Başkanı. Sayın Reyhan, hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına, gece görüşüne. Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Önemli bir haber. Aslında Türkiye'nin geleceğine ve önümüzdeki dönemde Biden tayfasıyla birlikte Türkiye'deki iç siyaset gündeminde aslında ışık tutan bir haber oldu. Daha yeni, yakın zamanda yine bir haber vardı. İşte FETÖ firarisi bir CHP'li vekil Biden tayfasına Türkiye hakkında raporlar yazıp, Türkiye'nin iç işlerine müdahale çağrısı yapan bir takım raporlar yazdı. Üstüne de bu haberi okuduk. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani Türkiye iç cephede birlik için çağrılar yapıldığı bir dönemde bu haberlerle nasıl bir yön çizecek kendisine? Şimdi elbette Sayın ABD temsilcisi CHP'nin açıklamasında görüşmelerini yalanlamadı. Herhangi bir içerik de vermedi. Yani şununla görüştüm, şunu görüştüm. Halbuki bir Türk bir darbeden önce, ki Türkiye'deki bütün darbelerde ABD parmağını biliyoruz, Pentagon'a gidiyor. Fakat darbeden bir gün önce orada olmasını tamamen bir tesadüfe bağlıyor. Herhangi bir açıklama yapmıyor. Halbuki açıklamaya muhtaç bir konu. Biz orada darbeyle bağlantılı bir biçimde bulunduğunu iddia edemeyiz. Ama bununla ilgili kuvvetli bir şüphe olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şundan söyleyebiliriz. Aynı kişinin Herne Barke ile de görüşmüş olması, ki biliyorsunuz Türkiye'deki darbe davalarında yargılanıyor Herne Barke. Yani bir CIA görevlisi olarak, eski bir CIA görevlisi olarak 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de ekibiyle birlikte, sizin haberinizde de vardı. Ve darbe başarısı olunca 2 gün sonra, yani 17 Temmuz'da, hatta darbenin 16 Temmuz'da da sürdüğünü düşünürsek, bir gün sonra darbeden apar topar Türkiye'yi terk ediyor. Ve bu kişiyle Türkiye'yi terk ettikten sonra da gidiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşüyor. Üstelik hem Henry Barke hem Michael Rubin'in Türkiye düşmanlıkları herkesin malumu. Yani defalarca kez, yalnızca Erdoğan hükümetiyle ilgili değil, genel olarak Erdoğan hükümeti üzerinden Türkiye karşıtı faaliyetlerini açıklamış insanlar. Yani diyelim ki 15 Temmuz'dan bir gün önce, yani 14 Temmuz'da siz tesadüfen oradaydınız. Peki o CHP temsilcisine sormak lazım. Bu isimlerle niye birliktesiniz? Yani Vatan Partisi'nin de mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciliği var. Orada temsilcileri var. Ama onlar hiç bu tip insanlarla görüşmüyorlar, görüşmezler. Ya da görüşseler bile onlara Türkiye'nin yakasını bırakın derler. Siz bu isimlerle ne görüşüyorsunuz, niye açıklamıyorsunuz? Üstelik biz bu görüşmeleri Amerikan kaynaklarından öğreniyoruz. Çünkü Yeni Şafak'ın haberi Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarında tutulan kayıtlara dayanıyor. Üstelik bu CHP'nin Amerika temsilcisi beyefendinin tek marifeti bu da değil. Hatırlayacaksınız yine 17-25 Aralık'tan kısa bir süre önce, daha sonra FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan CHP'li başdanışman Aykan Erdem ile birlikte ABD'de çeşitli görüşmeler yapıyorlar. FETÖ'cülerle bir araya geliyorlar. Yemek organize ediyorlar FETÖ Derneği ile. CHP milletvekillerini Amerika'ya getiriyorlar. Ve orada FETÖ'cü derneklerle birlikte yemek organize ediyor bu beyefendi. Aykan Erdem ile birlikte, kaçak FETÖ'cü ile birlikte. Yine aynı şekilde daha bundan 3-5 ay önce hatırlayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi bir Uygur raporu yayınladı. İşte sözde Uygurlara Çin'deki mezalimle ilgili bir rapor. O raporun altında da yine bu beyefendinin imzası vardı. Yani yalnızca Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı potansiyeli olan bütün ülkelere karşı açıkçası konumlanmış durumdalar ve öyle anlaşılıyor ki kendisi Amerika'daki FETÖ'cüler ve ABD'nin o Şahin takımı ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki posta görevini görüyor. Yani muhtemelen Biden'ın seçimden önce dile getirdiği "Türkiye'de muhalefeti desteklemeliyiz" benzeri sözlerinin lobisini orada yapan kişi bu beyefendi. Yani Yurtdar Özcan. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem ABD ile hem de
FETÖ ile olan ilişkisi bu tip bağlantılar, sözde lobi faaliyetleri üzerinden kuruluyor. Yalnızca bu da değil. Yine bu beyefendinin başka bir faaliyeti daha var. Oradaki Türklerle dayanışmak için, Türk öğrencilere yardım için kurulan ve Türk devletinin kontrolünde olan bir vakfa karşı faaliyet yürütüyor. Yani eskiden bu işleri FETÖ yapıyordu. Türk devleti ona müdahale etti ve FETÖ'cü dernekleri aradan çıkardı ve başka bir dernek üzerinden bu işleri yapmaya kalktı. Bu beyefendi bu derneği Amerikan yönetimine şikayet etti. Yani kim adına yapıyor bunu? Yani siz FETÖ'cü bir derneğin değil de devlete yakın bir derneğin bu işleri yapmasından neden rahatsızsınız? Bu da açıklamaya muhtaç bir konu. Dolayısıyla CHP'nin ABD'deki temsilciliğinin baştan sona bu işlerin içinde olduğu anlaşılıyor. Kaldı ki örneğin Deniz Hanım, siz 14 Temmuz günü Pentagon'da olsaydınız size de zorardık. Yani ne işin var 14 Temmuz'da Pentagon'da? Dahası bir siyasi parti temsilcisinin, bakın şunu anlarım, hani Beyaz Saray'a gider, Kongre'ye gider, Senato'ya gider, orada diyelim Türkiye ile ilgilenen senatörlerle görüşür, bürokratlarla konuşur, diplomatlarla buluşur, lobi yapar falan. Fakat Savunma Bakanlığı neden? Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Yani Almanya'da diyelim siyaset yapan bir partinin temsilcileri Türkiye'de geliyorlar ve Milli Savunma Bakanlığı'nda ya da Genelkurmay'da görüşmeler yapıyorlar. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Yani neden siz ABD Savunma Bakanlığı'ndasınız? Neden mesela Kongre'de, efendim Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde, Beyaz Saray'da değil de bu işleri Pentagon'da yapıyorsunuz? Hem de darbeden bir gün önce. Yani beyefendi zaten bunu reddedemiyor ama bir açıklama da getiremiyor, top çeviriyor. Bu bence çok çok önemli bir haber ve aslında daha önceki faaliyetleriyle, yani FETÖ'den yana faaliyetleriyle de birleşince son derece manidar bir durum. Bir diğer olayını daha hatırlatalım. O da Halkbank davası. Halkbank davası ile ilgili de bu zatın önemli faaliyetleri oldu. Yani Türkiye'nin orada mahkum edilmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Sözde oralarda bu davayı yürütenlerle işbirliği yaptı. Türkiye'yi kötüleyen açıklamalar yaptı. Halbuki o dava neydi? Sözde Türkiye'de bir yolsuzluk davası olarak sunuldu. Ama Türkiye'de görülemeyince bu dava ABD'ye, New York mahkemelerine taşındı ve o mahkemelerde dikkat edin bir yolsuzluk davası görülmedi. Türkiye'nin İran'a yönelik yaptırımları delme davası görüldü. Yani Türkiye Halkbank üzerinden İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlandı ve hedef alınandı. Türkiye'nin bir devlet bankasıydı. Burada da yine 17-25'in devamı olarak ABD'deki FETÖ'cülerle bir kader birliği içine girdiğini gördük. Bu CHP'nin girdiği yönelimle de bence son derece uyumlu. Son dönemde girdiği yönelimle. Sayın Kılıçdaroğlu bugün de zaten toplantıda dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Kim o dostlar Sayın Utku Reyhan? CHP Genel Merkezi Yeni Şafak'ın bu manşeti karşısında da sessizdi bugün. Herhangi bir açıklama yapmadılar. Dostlar anlaşılıyor ki Deniz Hanım. İşte Pentagon'da kimle görüşülüyorsa dostları onlar. Yani şimdi siz nasıl Pentagon'a gidip görüşme yapabilirsiniz? Yani hiçbir bir kere bir askeri bir kurum. Hem de darbeden bir gün önce oradasınız ve bunu açıklamanız istendiği zaman da işte küstahça ne var bunda falan diyorsunuz. Dostları orada arayacağız. Dostlar hem orada, yani okyanus ötesinde bir takım dostlar olduğu anlaşılıyor. Dostlarla zaten, yani mesela dostu Michael Rubin olan birisi olabilir mi Türkiye'de? Yani Michael Rubin'i biliyorsunuz ya da Henry Barkey nasıl bir insanı dostu olabilir? Onunla Türkiye hakkında nasıl bir lobi yapabilirsiniz? O yüzden hem okyanus ötesindeki dostlar, Kılıçdaroğlu'nun dediği dostlar bunlar. Okyanusun bu tarafında, ülkenin bu tarafında ise dostları belli zaten. Onlarla tek tek şu an görüşmeye başlamış. Yani Meral Hanım, işte Ahmet Bey, ondan sonra Ali Babacan falan, bunlar dostları. Bunlarla iktidar olacak. Burada ipleri kimin tuttuğu da bu haberle birlikte bence çok açık. Son dönemlerde peş peşe raporlar yayınlandı. Bir tanesini az önce siz söylediniz zaten. Rand Corporation raporu vardı, Foreign Policy'nin raporu vardı, Chatham House'un
raporları vardı. İşte o raporlardan birinin altında imzası olan isimlerden az önce ifade etmiştim, ismini söyleyememiştim, ben ismini de vereyim. CHP'li milletvekili Erkan Erdemir şu an FETÖ firarisi olarak aranan isimlerden bir tanesi. Evet, evet. Yani o onunla birlikte zaten Amerika'da bu beyefendi bir takım faaliyetler organize ediyor. CHP milletvekillerini FETÖ dernekleriyle bu ikisi buluşturdu. Yani bu 2015. Demokrasileri Savunma Vakfı aslında Türkiye'deki bağımsızlığı nasıl yıkabiliriz, Türkiye'yi nasıl kuşatabiliriz raporlarını yazan merkezler haline gelmiş belli ki. Şimdi önümüzdeki günlerde burada izlenmesi gereken tutum nedir? Ne yapılması gerekiyor? Çünkü bu haberlerin ardı kesilmiyor. Her gün yeni bir haberle karşılaşıyoruz. Fakat buna karşı nasıl bir adım atılmalı? Önümüzdeki günlerde bizi yakıcı bir gündem bekliyor. Özellikle Mavi Vatan'da görüşmeler devam ediyor. Doğu Akdeniz'de önümüzdeki günlerde alevlenecek bir gündem var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek önümüzdeki günlerde. Yunan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları var keza. Yani bu kadar yoğun bir gündemin içerisinde bir de iç meselelerde aslında çok da birbirinden bağımsız olmadığını görmek nasıl yorumlanmalı sizce? Şimdi bazı şaşkınlar, üstelik milli saflardaki bazı şaşkınlar, Biden'ın gelişiyle birlikte aslında temiz bir sayfa açılabileceği ne düşündüler? Karşı taraf diyelim CHP'nin abilik ettiği HDP, İYİ Parti ve diğerlerinin, diğer dostların bulunduğu kesim zaten iktidar umutlarını Biden'a bağlamış durumda. Ama bu tarafta da Biden'ın gelişiyle birlikte ya Amerika bize mecbur, Amerika bizi Rusya'ya bırakmaz, o yüzden yumuşar falan gibi bir takım fikirler belirdi. Ama bunun ömrü çok kısa sürdü. Çünkü Biden yönetimi daha göreve gelir gelmez Suriye'nin kuzeyinde PKK ile, yani PYD ile, onların tırnak içerisinde Kürt savaşçılar dediği PKK ile ittifakını sürdüreceğini ve oradaki yine tırnak içinde demokrasi güçlerini destekleyeceğini açıkça ilan etti. Yine Türkiye'deki bir rektör ataması ile ilgili gösterilerde yine Amerika Dışişleri Bakanlığı buna müdahale etmeye kalktı. Endişeliyiz, Türkiye'deki demokrasiden endişeliyiz falan gibi sözler etti. Yine S-400'den vazgeçmezse dedi Amerikan Dışişleri Bakanı, yeni bakan Blinken, Türkiye'de yaptırımlar konusunda ısrarcıyız dedi. Amerika'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Ankara'daki Satterfield da yine S-400 konusunda bir yumuşama yapmayacağız dedi. Dolayısıyla aynı Türkiye düşmanı siyasetlerin azalmadan tersine artan bir biçimde devam edeceği anlaşılıyor. Burada çok başlık var. Yani Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini baltalamak, Türkiye'nin Çin'le ilişkilerini Uygur meselesi üzerinden baltalamak, Rusya ile ilişkilerini S-400 ve boru hatları üzerinden baltalamak, Türkiye'yi Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den kuşatmak, Kıbrıs üzerinden kuşatmak falan. Yani Türkiye'ye karşı düşmanca tavır sürüyor. Burada dış cephede yapılması gerekenler var, bir de iç cephede yapılması gerekenler var. Bir kere önce kendi özgücümüze artırmanın yollarını aramamız lazım. Yani bizim aşil topuğumuz, en zayıf noktamız olarak ekonomimizi görüyorlar. Dolayısıyla orada hem diyelim dolar manipülasyonlarından etkilenmeyecek bir milli ekonomiyi, üretime dayanan bir milli ekonomiyi hızla inşa etmek gerekiyor. Bunun için de Türkiye'nin dünyanın diğer büyük güçleriyle ve Türkiye'ye karşı herhangi bir düşmanca tavrı olmayan Çin gibi, Rusya gibi güçlerle, Orta Asya ülkeleri gibi, İran gibi, Azerbaycan gibi komşu ve dostlarımızla işbirliğini geliştirmesi ve bu mali ekonomik dar boğazı aşması gerekiyor. Dışarıda yapılması gereken bu. Ve Türkiye içinde de bu müttefiklik ilişkimizi bozacak her türlü provokasyona, tezgaha karşı uyanık olmak gerekiyor. Ülke içinde de Türkiye'deki milli partilerin ve güçlerin hızla bir araya getirilmesi gerekiyor. Çünkü dağınık bir görüntü sergilemek eninde sonunda düşmanın işine yarar. Bir program ve strateji temelinde, o da
üretim ekonomisi ve Türkiye'nin bağımsızlığı. Yani bu iki eksende milli güçlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü şu anda Türkiye'ye karşıtı gayrimilli güçlerin net bir biçimde yan yana geldiğini görüyoruz. Yani az önce isimlerini saydığımız partiler, yani CHP, HDP, İyi Parti, Saadet, efendim Davutoğlu'nun partisi, Babacan'ın Gelecek, partisi falan. Deva, yeni kurulan Gelecek, Deva. partilerimiz var. Son iki ay içerisinde parti kurulma, peş peşe arka arkaya partiler kuruldu Türkiye'de Bunlar Millet İttifakı içinden. Net bir biçimde yan yana duruyorlar. Bunun karşısındaki gücü iyi inşa etmek gerekiyor. Hem karşı tarafı zayıflatmak ve onları diyelim şey yapmak, oradan bu tarafa güç kazanmak ki bunlar yavaş yavaş oluşmaya başladı. Hem İyi Parti hem CHP içinde HDP ile ve ABD ile FETÖ ile kurulan ilişkilere dönük eleştirilerle bölünmeler başladı. Bu önemli gelişmeler. Çünkü hem Ümit Özdağ'ın İyi Parti'deki çıkışı hem Mehmet Ali Çelebi'nin CHP'deki çıkışı önemli ve kral çıplak diyen çıkışlar oldu. O tarafı zayıflatmak önemli. Oradaki milli unsurları bu tarafa almak ya da en azından tarafsızlaştırmak önemli. Ama bir yandan da Türkiye'deki milli unsurları Türkiye ittifakını sağlamak, bu süreçten ABD tehditlerine karşı koymak için o gücü yaratmak en önemli işlerden birisi. Sayın Utku Reyhan, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Önemli bir gündem başlığıydı. Sorduk, anlattınız. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Usmer Başkanı Utku Reyhan'la konuştuk. Bu son dönem.